Merhabalar sevgili gençler ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Parabol, 40 soruda parabol demiştik ya işte onun sonunda bonus sevgili gençler bonus sorunun çözümünü tabi paylaşmamıştık videoda doğal olarak. E, Kendin mi çözmeyi dene çünkü çözersen bu soru bu konu sende cuk diye oturmuştur da demiştik. Size sevgili gençler o sorunun çözümünü merak eden arkadaşlar oluyor. Ee, güzel de bir sorudur kendileri. Dolayısıyla bu sorunun çözümünü de bu videoda yapmış olalım sizlerle beraber. Ee, sorumuz güzel. Birçok kazanımı var bize. Ee, artık şöyle bir bakalım sorumuza. Şu kısmı sildim ki çözüm yapabilelim diye. Bir bakalım sorumuza. Şimdi bir yüzücümüz var ve tramplenden atlayıp parabolik bir yörünge ile en fazla havuzun altındaki D noktasına kadar dalıp. Şurası e noktasından çıkmıştır. Buradan da çıkmış sevgili gençler. D noktası havuz seviyesinin 4 metrede aşağısındadır. Şimdi ben bu sorunun çözümü için tabi birden fazla yere x ekseni veya birden fazla yere y ekseni demeniz makbul. Sıkıntı yok. Yapabilirsiniz ama ben x ekseni diye buraya y ekseni olarak da havuza daldığı noktayı seçtim sevgili gençler. Neden? Çünkü burası orijin olduğu için ekstradan bir x x a çarpan ile uğraşmak zorunda kalmayız. Direkt sadece x çarpanımız olur dedim. Şimdi burası y ekseni olarak kabul ettim. Burayı da x ekseni olarak kabul ettiğimi söyledim ve burası da 0. Şimdi D noktası havuzun 4, 4 metre altındaysa sevgili gençler bakın şu nokta aslında bizim eksi 4 noktamız. Yani ordinatımız eksi 4 burada. Yüzücü B noktasına 1 metre uzaktan suya dalmış. Yani şurası B noktasının olduğu yer eksi 1 olacak o halde. Çünkü orijin olan uzaklığı yani suya daldığı noktaya olan uzaklığı 1 bir birimdi. Ve B noktasından kaç metre uzakta su altından çıkar diye de sorulmuş sevgili gençler. Bu sırada şu bilgiyi de okumadık. Havuz seviyesi arasındaki A noktasıyla havuz seviyesi arasındaki uzaklık da 5 metre. Yani şu kısmın ordinatı da sevgili gençler 5 olacak. Yani bizim öyle bir parabolümüz var ki arkadaşları. F 1 için bu 5'ten geçiyor. Bunu biliyoruz. Çünkü eksi 1 için bakın 5 noktasından geçmiş bir parabolümüz olacak. Ve tabi parabol olduğu için de ikinci dereceden bir fonksiyonumuz var sevgili gençler. Bir kökümüz de üstelik x. Şimdi baş kat sayısını bilmiyoruz. Dolayısıyla biz fx e, parabolümüze a çarpı x çarpı şu kısmına ne diyelim sevgili gençler? b diyelim dilerseniz. Burası da x eksi b olsun. Şimdi ben fx'in a çarpı x çarpı x eksi b olduğunu biliyorum. 0 için zaten 0'dan geçiyordu. Bir de eksi 1 için 5'ten geçtiğinde zaten bulmuştuk biz. Dolayısıyla şunu bir kullanalım sizle beraber. Hadi. F eksi 1 eşittir. Ee, A çarpı eksi 1'den eksi A gelir. Bir de eksi 1 eksi B'den eksi 1 eksi B gelecek sevgili gençler. Bu eksileri de yok edersek A çarpı B artı 1 yapar. Burası ve kendileri 5'e eşitmiş. Pekala. Ben burada A çarpı B artı 1'in 5 olması gerektiğini buldum. Bu bir dursun şimdi. Yani şimdilik bir dursun. Şimdi sevgili gençler benim bir de burada havuzun 4 metre altına kadar dalabildiğim yazıyor. Ve şu kısımda bizim tepe noktamız bunu da biliyorsunuz. Tepe noktası ise 0 ile b'nin toplamının yarısıdır. Yani aritmetik ortalamasıdır tam ortası olduğu için. Demek ki ben buraya b bölü 2 apsisli nokta diyeceğim. Ve ben f b bölü 2'nin de aynı zamanda kaç olması gerektiğini biliyorum. Bakın eksi 4'e gitmiş eksi 4 olması gerektiğini de biliyorum. O halde b bölü 2'yi fonksiyonumuzda bir yerine yazma zamanı gelmiş demektir. f b bölü 2 eşittir a çarpı B bölü 2 çarpı B bölü 2'den B'yi çıkarırsanız eksi B bölü 2 gelecektir. Ve buradan bu da sevgili gençler eksi AB kare bölü 4 olacaktır. Ve kendileri de eksi 4'e eşitmiş. Pekala bir de bunu biliyoruz şu an. Şu an için başka bir şey yok elimizde. Sadece bunu biliyoruz. Ve sevgili gençler e, neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. Evet şu an bize ne lazım? B lazım ki. B'nin önce orijinal olan uzaklığının B olduğunu biliyoruz. Ama B'nin buradaki B noktasına olan uzaklığı sorulduğu için B artı 1 isteniyor bizden. Onu da yazalım. B artı 1 bize sorulmuş. Pekala ben bu B artı 1'i nasıl bulurum? Artık elimde A'lı B'li iki tane denklem var. O da bana kalmış artık. Geri kalanı denklem. Şimdi bir düşünelim. Burada sevgili gençler. A eşittir. 5 bölü B artı 1 yazabilirim sanırım. Doğru mu? Yani şuradan A'yı çektim. A'yı çektikten sonra da yani şuradaki A'yı çektikten sonra da sevgili gençler ben şu denklemde A gördüğüm yere 5 bölü B artı 1 yazsam bakalım neler gelecek. Eksi A çarpı yani e, A'yı yerine yazıyorduk artık. Eksi 5 bölü B artı 1 çarpı B'nin karesi tamam eşittir 4'ü de bu tarafa atıyorum eksi 16'dır diyorum. Eksi 16 dedikten sonra şu eksiyle şu eksi gitsin artı olsun istiyorum. Ve sevgili gençler bir işler dışlar zamanı geldi. 5b kare bölü b artı 1 eşittir 16 oldu çünkü. Burada 5b kare eşittir 16b artı 16 dedim. Ve daha sonrasında da sevgili gençler hepsini sol tarafa topladım. 5b kare eksi 16 b eksi 16 eşittir 0 yazdım. Şimdi burada ben bunu bir 5b bir de b diye açsam. Daha sonrasında sevgili gençler bu kısmı da eksi 4'e Eksi 4'e artı 4 diye açsam. Bakın burası eksi 20. Artı 4 B'den eksi 16 B gelir. Demek ki B'miz ya eksi 4 bölü 5'miş ya da 4'müş diyeceğiz. Burada B eksi 4 bölü 5 olması imkanı yok. Neden? Çünkü B'yi ben x ekseninin pozitif tarafında seçmiştim. O halde eksi 4 bölü 5 olamaz. Demek ki B %100 4'müş. Yani şu noktanın apsisi şuranın apsisi 4 sevgili gençler. Bu noktanın B noktasına yani eksi 1'e olan uzaklığı da doğal olarak 5'tir. O halde cevabımız da 5'tir diyebiliriz. Yani arkadaşlar ben bu soruyu çözdüğüme göre bu konu ben de cuk diye oturmuş anlaşılan. Sen ne yaptın bakalım yorum kısmına bekliyorum. Ee, yapabildim mi yapamadım mı soruyu gördüm gördüğüm anda gözümle çözdüm hocam siz çok uzattınız daha kısası var şöyle de çözülebilir diyen arkadaşlar varsa da onların da şöyle boylarını endamlarını bir görelim sevgili gençler çözemeyenler de umarım bu video onlara faydalı olmuştur. Evet bir sonraki videomuzda bir sonraki bonus sorumuzda görüşürüz. Hoşçakalın sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.